mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda benim çok sevdiğim, ben bütün sebzeleri çok seviyorum ama pırasayı da ayrı bir severim. Pırasa yemeği yapacağız. Pırasalarımın baş kısımlarını ve uç fazlalıklarını aldım ama yıkamadım. Ben doğradıktan sonra ıslayarak yıkıyorum. Birkaç su ıslayarak yıkıyorum. Şöyle kalınlığı şu şekilde olacak şekilde doğruyorum. Sebze yemeklerini çok seviyorum arkadaşlar. Şu şekilde fazla gelen kartlaşmış yapraklarını alıyorum. Arkadaşlar birkaç su böyle ıslayarak yıkadığımız zaman içindeki kumlar, topraklar daha rahat çıkıyor. O yüzden ilk baştan yıkamıyorum. Arkadaşlar pırasalarımızı doğradım. 1 kilo pırasamız var burada. Şimdi üzerine geçecek kadar su koyup şöyle bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. İçindeki kumu toprağı iyice dibe çöksün. Bu şekilde biraz bekleyeceğiz. Kumu dibine çöktü. Şöyle üstten üstten alıyorum. Şimdi bu suyu döküp tekrar bir ıslayacağım. Bir 10 dakika kadar daha bekleyeceğim. Ve yine su ilavesi yapıyorum. Yine bir 10 dakika ıslık kalsın. Kaldıysa kumu, toprağı o da dibe çöksün. Zeytinyağı koydum tencereye arkadaşlar. Bir yarım çay bardağı kadar. Bir yemek kaşığından az biber salçası koydum. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçası koydum. Bunları birazcık yağın içerisinde kavuracağım. Çiğ kokuları gitsin. Mis gibi salça koktu. Şöyle biraz kuru nane attım içerisine. Birlikte kavrulsunlar. Şimdi temizce yıkadım. Pırasalarımı ilave ediyorum. Pırasa soğan dillerden olduğu için arkadaşlar soğan doğramadım. Ama koyabiliriz de. Ben tercih etmedim. Şimdi biraz pırasalar ölünceye kadar hafif kavuruyoruz. Bir diş sarımsak doğradım küçük küçük. Onları da ilave ettim. Birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar pirinç ısladım. Yıkadım. Onu da ilave ettim. Biraz biraz pırasalarımız sönmeye başladı. Yumuşadı. Biraz daha kavurmaya devam edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığından biraz az pul biberimizi koydum. Tuzumuzu ilave ediyorum. Tabii yine tuzunu sonra kontrol edeceğim. Karabiber koyuyorum. Şöyle kendi sıkıp şişelere yerleştirdiğim limonlardan koyuyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar koydum. Siz damak tadınıza göre ayarlayın. Hafif karıştırıyorum. Ve suyunu koyuyorum arkadaşlar. Biraz daha ilave edeceğim. Şimdi bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra tadına, tuzuna bakıp pişirmeye devam edeceğim.
Arkadaşlar, pırasa yemeğim pişti. Kaynadıktan sonra çok kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Yavaş yavaş. Gayet güzel. Lokum gibi oldu pırasalar. Pirinç miktarı da gayet güzel oldu. Şöyle tabağıma koyuyorum. Çok sıcak olmasa bir tadına bakayım diyeceğim ama bayağı bir sıcak. Şöyle çekeyim bunu. Evet. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın.